Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. AgroLemo takipçi kariyeri 7. bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölümü lider bitirdik. Bu bölüme lider başlıyoruz doğal olaraktan. Hedefimiz sezon sonuna kadar lider kalmak ve lider bitirmek inşallah. Lider olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidip aralarda esip gürlemek istiyoruz. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. İnşallah da başarırız. Yeni bölüme başlamadan önce La Liga'daki gol krallığını göstermek istiyorum size tekrar. Erkan Sönmez 15 golle ilk sırada. Asist krallığında Furkan Yavuz Yiğit 2. sırada. Kalecimiz Kuzey Kocabay'da kalesini gole kapatanlar listesinde şu anda 2. sırada. Ufak tefek istatistikler önemli mi? Önemli. Arkadaşlar altyapıdan çıkan oyuncularımız var. Ben bunları bir şekilde yani en azından takıma kazandırıp devam satmak istiyorum. Oynatmayacağımı bile bile yani bunu yapmak istiyorum. Çünkü potansiyelleri çok iyi. Gerçekten potansiyelleri çok iyi. Yani çıksınlar abi ya. Neden? Bir şeyler olur belki. Oyuncular gelişmiş. En son onu yaptıydım. Oyuncu gelişimleri tamam. Baranakay mesela artık sol kanatta oynayacak. Birçok oyuncunun yeni mevkileri var şimdi artık. Yani birden fazla pozisyonda oynayabileceksiniz. En son kadroyu hazırlamıştım. Tabii size göstermedim canınız sıkılmasın diye. O zaman şöyle 4. kadroya geçelim. Aynen. Bu kadroyla karşılaşmaya çıkacağız ama Ömer Tağ ve Murat Özaslan neden eksi de ona bir bakmam lazım. Bakın bu da benim anlamadığım saçmalıklardan biri. Mesela Ömer Taha 3 pozisyonda birden oynayabilir. Görüyorsunuz değil mi? Sol kanat, sol bek ve orta saha. Defansın işte stoper mevkisi işte. Şimdi bu adam 3 pozisyonda oynayabiliyor. Oynayabildiği pozisyonlardan biri neden eksi puan? Saçmalık. Murat Özaslan'ı anlarım. Çünkü onu mecburen oraya koymak zorunda kaldım. Ama mesela Tarık Kocabay sağ kanattasın artık. 2 pozisyonda oynayabiliyorsun. Sağ kanat ve sağ bek. Ahmet Coşkun forvet özelliği kazandı. Orta saha ve defansif orta saha. Enes Yiğit sol kanat olarak gösteriyor ama forvete koydum ve forvete doğru da geliştiriyorum yanlış hatırlamıyorsam. Sol kanatta da Baranakay var. Hem stoper mevkinde oynayabiliyor hem de sol kanatta oynayabiliyor. Sol kanatta oynamayı çok istiyordu. Kendisine söylemiştim, sana gelişim planı verdim. Gelişince seni o tarafa alacağım diye. Geliştin, aldım. Diğer oyuncularda zaten gördüğünüz üzere çok fazla hani büyük bir değişiklik yok. Sözü de uzatmak istemiyorum. Şampiyonluk yolunda ligin ilk yarısının son haftalarındayız. Artık sondan 2. hafta falan. Umarım yolumuza galibiyetlerle devam ederiz. Bir sonraki karşılaşmaya geçiyoruz. Ve karşılaşmaya başlıyoruz. Şimdi kadro bana biraz yeni gibi açıkçası. Herkesin mevkisi farklı. Murat Özaslan kendi mevkiinde oynamıyor. Karşılaşma devam ediyor. Asaf Sarıcaoğlu girdi araya. Kaleci güzel bir pas. Kaleci şimdi topu uzaklaştırdı. Çok güzel çıktık. Haydi Ahmet Coşkun. Ahmet Coşkun topu sakladı. Helal olsun lan. Enes Yiğit. Enes Yiğit. Haydi Enes. Haydi Enes. Haydi Enes. Enes'ten çok güzel bir aşırtma, top dışarıda. David pasını oynayacak. Şut da çekebilir. Of, şans bizden yana. Kaan Yıldız ileriye bıraktı şimdi. Enes Yiğit. Enes Yiğit sağ ayak. Güzel bir orta. Bir müthiş bir gol. Ahmet Coşkun efsane bir gol attı. Röveşata istedim. O da olur. Müthiş vurdu. Çok güzel bir gol attı. Gerçekten çok güzel bir gol attı. Enes Yiğit. Sağ ayağıyla güzel bir orta. Ahmet Coşkun ilginç bir vuruş ve 1-0 öne geçiyoruz. Abi İbrahimovic gibi vurdu ya bildiğin. Gole bu açıdan bir kez daha bakmak istiyorum. İşte o ilginç gol arkadaşlar. Çok güzel. Tarık Kocabay girdi araya. Şimdi Emre Can Kalu güzel pas. Ahmet Coşkun. Ahmet Can. Lan korner. Nasıl ya, benden çıkmış, olacak şey değil ya. Ahmet Can kim lan? Emre Can Kalu, Ahmet Can Kalu. Kafam gitti. Uf. Aman dikkat. Güzel orta, güzel şut ve top ağlarda. Saçma sapan gol yedik. Paslaşarak kullandılar. Ömer Taha, pardon Baranakay geçit vermedi. Şimdi hızlı çıkalım. Baranakay kaptırır gibi oldu. Tekrar geri kaptı. Şimdi Kaan Yıldız. Güzel pas. Enes Yiğit. Enes Yiğit boşluğu gördü. Baranakay koş. Baranakay geriye çekti. Ortayı yapıyor. Offside. Offside. Güzel pas. Hızlı çıkalım. Güzel çıktık. Pasımı oynadım. Ya ne oluyor orada ya? Kafayı yiyeceğim abi ya. Kafasına göre hareketler çekiyor. Erkan Sönmez, Erkan Sönmez, Erkan Sönmez, Erkan Sönmez kanat değiştirdi. Murat Özaslan, Tarık Kocabay'ın önüne güzel pas. Tarık Kocabay ceza sahasına girdi. Tarık Kocabay şutunu çekti. Bir dakika ya. Ben ne yaşadım lan? Ben ne yaşadım ya? Abi ben ne yaşadım ya? Tarık Kocabay şut çekti. Tamam. Şaka mı lan bu? EA Sports bana kışkırtma falan mı çekiyor acaba? Bu ne ya? Abi bu ne? Abi şaka mısınız siz ya? Şut çektim burada. Tamam. Ya bir git ya. Allah'ım yarabbim, kafayı yiyeceğim ya. Ya vallahi diyecek bir şey bulamıyorum artık ya. Vallahi artık diyecek hiçbir şey bulamıyorum ya. Şaka gibi ya. Anlatsan inanmazlar. Yemin ederim anlatsan inanmazlar ya. Hadi. Haydi. Ahmet çıktı. Kurtarıcımız sahneye çıktı. Şöyle bir sü gelsin. 2-1 öndeyiz. Yani deminki saçma pozisyondan sonra şu gol ilaç gibi geldi gerçekten. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi ya. Yani insan diyecek bir şey bulamıyor gerçekten ya. Ahmet iş başında. Ahmet iş başında. Adam forvete geçti, tak tak 2 gol birden attı hemen. Hat-trick yaptırabilir miyiz lan, onu düşündüm şimdi. Karşılaşma sona erdi, 3-1 galibiz. Aklım hala saçma pozisyonda. Güncel puan durumu gördüğünüz üzere arkadaşlar, en yakın rakibimize 2 puan fark atmış olduk. Umarım bu bölümde bu farkı açarız. Güle oynaya şampiyonluğa gideriz inşallah. Arkadaşlar ben sanırım aynı kadroyla çıkacağım çünkü kadro iyi. Hem biraz alışalım istiyorum, yeni oyuncular işte kendi yeni pozisyonlarında oynasınlar. O yüzden aynı kadroyla bir karşılaşma daha oynayacağız, ondan sonra kadroyu belki düzenleyebiliriz. Hadi o zaman Mallorca mücadelesi başlasın. Enes Yiğit'in vuruşuyla karşılaşma başladı. KDVR, Ömer Taha Çelik güzel girdi araya. Şimdi Baranakay. Baranakay. Müthiş dribbling. Ahmet Coşkun. Ahmet Coşkun. Ahmet vurdu. Korner. Of. Ya bir git ya. Ya bir git ya. Bir git abi ya. Penaltı verdi ya. Abi penaltı verdi ya. Haydi Kuzey Kocabay. Haydi Kuzey Kocabay. Kuzey Kocabay. Adamsın. Adamsın. Costa. Güzel çalım. Güzel orta ve güzel gol. Bir anda geldiler ya. En azından ilk yarı bitmeden golü bulduk. 2-1. Haydi Baran. Pasımızı oynadık. Ahmet Coşkun. Ahmet Coşkun. Güzel şut, korner. Şimdi sert bir orta. Bir kafa. Top dışarıda. Aldık aldık aldık. O top bizim olsun. Güzel baskı. İndir topu. Tamam, Emre Can kolu pasını oynadı şimdi. Döndük. Ahmet Coşkun. Korner. Bu maçı almamız lazım. Başka yolu yok. Pas güzel. Hadi. Hadi Kaan Yıldız. Hızlı çıkalım. Hadi. Artist Enerji'yi gördük. Güzel pas. Lütfen gol olsun. Lütfen. Gol olsun. 2-2. Artist Enerji forvet iş başında. Artist Enerji forvet benim yerim diyor adeta. Forvet benim alanım diyor. 2-0'dan geri döndük. 2-2'yi bulduk. İnşallah galibiyet golünü de bulacağız. Haydi. 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 Uzaklara doğru. Erkan Sönmez. Sağ taraftaki boşluğu gördük. Pasımızı oynadık. Top lütfen dışarıya çıkmasın. Yerden oyna. Erkan. Erkan! İşte bu. 3-2. İşte bu. Geri döndük. 2-0'dan geri döndük. 3-2. Şampiyonluk için. Her şey şampiyonluk için. Erkan Sönmez. Çok güzel. Hadi. Haydi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şansımı deneyeyim dedim. Güzel pas. Kötü yakalandık. Ömer Tağ zamanlı müdahaleyle pozisyonu önledi. Şimdi atağa çıkıyoruz. Offside yok. Offside yok. Offside yok. Ve gol. Arda Bilgin jeneriklik bir gol atıyor. 4-2. İşte Enes Yiğit. Pardon, Semih Can Hakbilir ortayı yaptı. Arda Bilgin jeneriklik bir gol attı. Her ne kadar yakın mesafeden de olsa böyle goller atmak güzel abi. Böyle goller atmak gerçekten güzel. İşte bu. 4-2 galibiz. Semih Can Hakbilir'in ortasını Arda Bilgin işte böyle değerlendirmişti. Çok güzel bir gol. La Liga'nın puan durumu gördüğünüz üzere arkadaşlar, şu an en yakın rakibimiz Real Madrid'e 3 puan fark attık. Umarım galibiyetlere böyle devam ederiz. Bir sonraki karşılaşmamız Real Valladolid'e karşı, bu sefer de böyle bir ilk 11 ile karşılaşmaya çıkmayı düşünüyorum. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Karşılaşmaya başlıyoruz. Hepinizi geliştire geliştire İsviçre çakısı gibi oldunuz bildiğiniz. Yani her yerde oynayabiliyorsunuz. Kennedy, güzel bir ara pası. Şut! Penaltı. Free kick. Güzel. Serbest vuruş. Bir an penaltı sandım. Hakemin eli beni yanılttı. Tarık Kocabay ileriye gidince de arkadaşlarına. Sonra kendisi yardırmayı düşündü. Baktı. Ahmet Coşkun. Ahmet. Hocam free kick yok mu? Çok güzel. Kaan Yıldız. Kaan Yıldız. Pasını oynadı, offside. Artist Enerji. Artist Enerji'den güzel çalım. Pasını oynadı Erkan Sönmez. Şimdi güzel pas. Plano. Oscar Plano. Ömer Taha Çelik. Offside yok. Orta güzel şut. Top dışarıda. İlginç bir pas lan. Gördünüz mü? Oha ya. Abi buradan doğru bile gösteriyorlar. Topu atıyor ya. İlginç. İşte burada pasımı oynadım arkadaşlar. Ömer Taha ilginç bir topuk pası oynadı. Yani böylesini gerçek hayatta ben hiç görmedim. Çok güzel. Çok güzel. Çok. Yani bazen hakikaten insan ne söyleyeceğini bilemiyor ya. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı ya. Kuzey Kocabay. Zamanlı müdahale, korner olmasın. Keşke olsaydı. Ve oldu. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Top dışarıda. Bir korner daha mı? Güzel pozisyon. Kuzey Kocabay rakibi şaşırttı. Bir çalım daha. Ahmet Coşkun geriye çekti. Pasını oynadı şimdi. Erkan Sönmez. Arda Bilgin. Arda vurdu. Korneri kullanacağız. Baranakay indirdi. Arda Bilgin. Arda geriye çekti. Kaptırma topu. Güzel. Semih Can Hakbilir. Tarık Kocabay ortayı yaptı. Bir kafa gelsin. Şimdi Kaan Yıldız. Kaan Yıldız. Pasını oynadı. Ahmet Coşkun. Güzel pas. Furkan. Geriye. Tamam okey. Sakin. Ahmet pasını oynadı. Furkan. Orta deneyeceğiz. Semih. Penaltı. Takımımızda gol atmayan şu an kim var? Aklıma gelmiyor. Bir tek aklıma Asaf geliyor. O yüzden. Hiçbir şey yapmadım ha. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Otomatik kaleciyi seçti. Ama niye oyun takıldı şimdi? Oyun takıldı. Oyun takıldı. Dur lan. Korktum bir an. Otomatik kaleciyi seçti. Demek ki kaderinde Kuzey Kocabay inşallah golle tanışmak varmış. Yani bir gol de atmak. Haydi gol olsun. Haydi gol olsun. 1-0 Kuzey Kocabay. Şöyle bir asker selam verelim. O ne lan? Kuzey Kocabay penaltıdan topu ağlara gönderiyor. Ömer Taha Çelik, seni gerçekten unutmadım ama yani neden anlamadım. Kaleci kullandı otomatik. Kaleciye verdi yani. Ben de dedim madem öyle onun kadarında varmış, o atsın dedim. Ömer Taha Çelik girdi araya. Ömer Taha Çelik pasını oynadı. Semih Can Hakbilir. Semih ilerliyor. Sert bir orta. Vur! Direkt ve top dışarıda. Kaan Yıldız. Şimdi Artist Enerji. Artist Enerji kaptırdı, aldı. Çok güzel. Çok güzel. Artist Enerji ilerliyor. Artist Enerji pasını oynamak istedi. Geçmedi lan. Şimdi indirdik. Erkan Sönmez pasını oynadı. Artist Enerji. Artist Enerji soluna çektik. Kaptırdık topu. Şimdi pas. Ahmet Coşkun, sağ kanattan geliyoruz. Semih Can Hakbilir, korner. Pasını oynadı, içeriye gidiyor. Orta yapacağız. Orta güzel. Ömer Taha Çelik dokunamadı. Şimdi indirdik. Bir orta daha deneyeceğiz. Bu sefer uzak köşeye gitti. Artist Enerji baktı kaleye. Baktı kaleye, vurdu, olmadı. Offside yok. Offside yok. Çok kötü yakalandık. Takım için bunu yapmak zorundaydım. Ben penaltıyı ben kırmızı kartı bile göze aldıydım ama takım için bunu yapmak zorundaydım. İlginç bir kontrol. Şimdi Artist Enerji topu sağına çekti. Bir dakika. Sağ ayak, güzel bir şut. Kaleci Asenho. Enes Yiğit pasını oynadı şimdi. Semih Can Hakbilir. Semih Can Hakbilir, güzel orta. Bir rövaşata. Kaleyi bulmadı maalesef. Free kick kullanacağız. İnşallah gol olur. İnşallah gol olur. Müthiş bir şut. Top dışarıda. Ama şutlarım daha iyi oldu ha. Zamanla yani şu friki kullana daha iyi oldu. Onu fark ettim. Son dakika korneri kullanacak rakip. Topu alır almaz. Kaleye vurabilirsek gol atabiliriz diyecektim ama buna da şükür 1-0 galiba ayrılıyoruz karşılaşmadan. Zor bir karşılaşmaydı. 1-0'a razıyız. İşte deminki free kick pozisyonu arkadaşlar. Şöyle detaylı bir inceleyelim de bir sonraki free kick'te hani nasıl kullanmalıyız yaklaşık olarak onu bilelim. Çok fazla bir farkla dışarı gitmemiş bence. Yani biraz daha böyle aşağıya vurmamız lazım. Onun dışında hızı falan filan aslında gayet güzel gitmiş. Benim görüşüm bu şekilde. Puan durumuna baktığımızda lider hala biziz. Çok şükür. Zaten kazandığımız sürece sıkıntı yok. En yakın rakibimiz Real Madrid'e 3 puan fark attık. Ligde 18 karşılaşmamız daha kaldı. Bu 18 karşılaşma sonucunda inşallah şampiyonluğa ulaşan taraf biz olacağız. Böylelikle de bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmadıysanız hala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.